Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte, hepimizle birlikte olsun. Hayatımıza mucizeler yağsın ve aksın yani gerçekten. Şu gözlük takmak istedi canım. Ay evet bak güzel oldu. Şimdi 1 Temmuz ve Temmuz ayına girdik. Kutlansın 2022'nin. Haziran ayını da bitirmiş olduk böylelikle. Bir ayı daha bitirdik. Şifaları, güzellikleri, güzel her türlü enerjisiyle Temmuz ayına girdik. Temmuz ayı çok önemli bir ay. Bu Temmuz ayı burç yorumlarımızı seyrettiğiniz zaman göreceksiniz. Gerçekten güzel bir ay. Çok güçlü bir ay. Niye? Özellikle Temmuz'un yani Temmuz'un 3'ünden sonra özellikle 11'ine kadar mı ne? Onu bununla ilgili video çekeceğim. 4 tane gezegen kendi elinde. Bununla ilgili tarihler vesaire şeyler vereceğim. Anlatacağım. Orada da tarihler vereceğim. Ama çok güzel bir etki ve bir sürü yeni başlangıç, bir sürü şeyler yapmanız için de çok güzel bir dönem. Mutlaka takipte kalın. Mutlaka izleyin ve yapın diyorum ben. Şimdi gelelim Temmuz'un 1'inden başlıyoruz. Temmuz'un 1'inde gece saat 1'den başlayacağım. Hatta 12.40 gibiden başlayalım. Birden başlayalım. Burada kesinlikle çok güzel, çok rahatlatıcı, çok şifalandırıcı bir açı var. Parayla ilgili çok güzel. Ailesel şeyler, evrak kağıt işlemleriyle ilgili çok güzel. Öngörü, farkındalıkla ilgili çok güzel. Çok çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir açı ve etki var burada. Şimdi sabaha karşı gitmek istiyorum. Bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Sabaha karşı olan süreçte sabah saat 6'dan itibaren özellikle hem parayla ilgili çok güzel, hem iş hayatı, kariyerle ilgili çok güzel, hem de kazançları arttıran bir dönem. Çok güzel. Yani gerçekten iyi. Burada bir sabah, ben size söyleyeyim, sabah 5.40'dan yaklaşık olarak saat 6.30'a kadar, 6.40'a kadar sürer mi? Hemen bakıyorum. Evet. 6.45'e kadar olan zaman diliminde evden çıktığınız zaman o gün işle ilgili çok güzel geçiyor. Bir işiniz varsa, bir işe ilgili bir şey yapıyorsunuz çok güzel. Ya da e-mail atabilirsiniz. Yani işle ilgili bir e-mail atacaksınız ise o sırada atabilirsiniz. İş konuları ile ilgili çok pozitif, çok olumlu yönde etkiler. Sabah 5.40 ile 6.45 arasında. İşle ilgili çok daha pozitif ve olumlu yönde bir etki verir. Onu da vurgulayalım, söyleyelim. Şimdi devam etmek istiyorum. Sabah saat 7'yi 10 geçeden itibaren burası güzel, iş hayatıyla ilgili yükselten. Burası sabah saat 7'den itibaren özellikle devlet, akademik konular, üniversiteler, eğitimle ilgili konular, her türlü sınav, ile ilgili konular, sınav başvuruları, her türlü ya da bunlarla ilgili işlemler, akademik, devlet, sınav, iş hayatıyla ilgili başvurular, bütün bunların hepsinde çok pozitif. Özellikle devletle ilgili işler, mahkemeler, davalar, bunlarla ilgili başvurular, hepsiyle ilgili burada çok pozitif, çok olumlu ve çok güçlü bir etki var ve bu etki bayağı saat 9'u 9'u 20 geçeye kadar devam ediyor mu? Bir dakika. Hemen söylüyorum. Bizim takipçilerim. Evet. 9'u 20 geçeye kadar devam ediyor bu etki. Ama tabii için önümüzdekiler daha iyi zamanlar, daha iyi tarihlerde vereceğim. Bugün için hani bunu veriyorum. Kötü değil kesinlikle. Ama önümüzdeki süreçte çok daha iyilerinin olduğunu göreceksiniz. Tamam. Şimdi buradaki şu alığı atlıyorum çünkü orada olmuyor. Orada bazı problemler var. İşte bazı gezegenler sıkıntılı pozisyonda kalıyor. Şimdi burada özellikle saat 12.20'den itibaren ilişki konuları ve ilişki hayatı ile ilgili çok şifalandırıcı, çok pozitif yönde etkileyen bir açı var. İş hayatı da güç de veriyor. İş hayatına kazançlarla ilgili de olumlu. Bir de eşinden, ailenden, başkalarından gelecek para konularıyla ilgili de güzel. Devlet konuları ve akademik konularla ilgili de yine orada pozitif bir açı var. Kesinlikle güzel. Ben beğendim ama özellikle ilişki konusuyla ilgili çok daha iyi ve çok daha pozitif olduğunu da vurgulamak
isterim ve bu saat 14.20'ye kadar sürüyor. Saat 12.20'den saat 14.20'ye kadar sürüyor. Sonra diğer aradaki zaman, yani şöyle hemen yapacağım. Burada biraz yani böyle bir 14.40'dan başlayacağım. Derece birazcık yükselsin. 14.45 hatta. Burada biraz şöyle bir şey var. Kariyerde iş hayatına bir ışık veriyor. Ama iş hayatına başarı veriyor. Yatırımlarından yana kazanç da veriyor. Sağlık veriyor. Evcil hayvanlarla ilgili güzel, yatırımlarla ilgili güzel. Bunların hepsiyle ilgili pozitif etki veriyor. Ama ilişki hayatında çok ilişkiye yönlendiriyor. Ve biraz orada ilişki hayatında karşındaki kişiyle ilgili bir agresyon, bir gerginlik olabiliyor, verebiliyor. Yani böyle bir şey var. Ona dikkat etmek lazım bir bölüm, bir noktada. onun haricinde şeyle ilgili çok güzel. Başkalarından gelecek para konusuyla, eşinden başkalarından gelecek para konusuyla ilgili çok güzel bir zaman dilimi. Ama en çok şifalandıracağı, pozitif yönde etkileyeceği yer sağlık, beraber çalıştığın insanlar, yatırımların elde edeceğin kazançlar ve başarı konularıyla ilgili. Bu da saat 14.45'ten yaklaşık olarak bence 16.50'ye kadar sürüyor. 16.50'ye kadar sürüyor. 14.45'ten 16.50'ye kadar sürüyor. Şimdi bakalım. Devam edelim. Şimdi saat 17.20'den itibaren, özellikle 17.20'den itibaren şunu söylemek istiyorum. Çocuk, kendi yarattığın, ürettiğin şeyler, aynı zamanda hayatın eğlencesi, keyfi, neşesi, öngörü, farkındalık, ileriye dair özellikle bir şeyleri çok daha iyi bilmek, görmek, anlamakla ilgili çok güzel, çok pozitif, çok pozitif yönde bir etki var. Ve bir taraftan da ilişki hayatıyla ilgili de çok güzel bir açı var burada. Bunu da söylemek istiyorum. Gerçekten ilişki hayatıyla ilgili çok çok pozitif bir açı var. Aşk var, sevgi var ilişki yerinde. Merkür var. Biraz Merkür 7. evde çok iyi değildir. İletişimsel konularla ilgili ama yani Venüs orada o aşkı, o sevgiyi, o pozitif yönde etkiyi verir. Onu söyleyeyim. Ama aynı zamanda da güçlü bir etki, güçlü bir dönem. Çok pozitif ve olumlu yönde de açılar da var burada. Kesinlikle. Şimdi burada ilerlediğimiz zaman bu saat 17.20'deki saat kaça kadar sürüyor? Hemen bakalım. Hemen. Saat 19.20'ye kadar sürüyor. Tamam. Evet. 19.20'ye kadar sürüyor. Evet canım takipçim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye bye.